Fatih Altaylı. 8 Mart 2024. Fatihaltayli.com.tr. Önce kaza, sonra cinayet. Belgrad Ormanı içinde Sarıyerle Kemerburgaz'ı birbirine bağlayan orman yolunda meydana gelen kazayı 5 gündür konuşuyoruz. 16 yaşında henüz otomobil kullanma ehliyeti olmayan bir genç babasına ait Porsche marka araçla arıza yapan küçük arazi araçlarıyla yol kenarında emniyet şeridinde duran bir gruba hızla çarpmış bir kişinin ölümüne birkaç kişinin de ağır biçimde yaralanmasına yol açmıştı. Bir kazaydı. 16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi ve kazada taksir unsuru vardı. Yine de Türkiye'nin yasal koşullarında suçlu olmasına rağmen, taksirle ölüme sebebiyet vermesine rağmen en fazla bir iki sene hapis yatar, sonrasında çıkar, ölen öldüğüyle kalırdı. Olay olsa olsa bir iki günlük haber olur geçerdi. Önümüzde yaşanmış bir örnek vardı. 2017 yılında alkollü biçimde araç kullanırken Çeşme yolunda kaza yapan Emrah Serbest isimli yazar bir aileyi tümden yok etmiş, o da taksir sonucu ölüme sebebiyet vermekten yargılanmış ve 2020 yılında korona tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı. Aldığı can başına hapiste geçirdiği süre bir yıldı. Serbest bırakılması haber bile olmamıştı. Eylem Tok'un oğlu da bir bilemedin en geç bir buçuk yıl sonra serbest kalırdı. Sorumlu, düzgün, iyi bir ailenin yapması gereken çocuklarını adalete teslim etmek ve yaptığı eylemin sonuçlarına katlanması gerektiğini öğretmekti. Ancak yazar Eylem Tok böyle yapmadı. Olay yerine geldi, oğlunu aldı ve yurt dışına kaçırdı. Ve biz önce bunu bir ailenin panikle yaptığı bir hata zannettik. Meğer durum bu değilmiş. Çocuğun yaptığı kaza annenin işlediği ise çok açık bir cinayet. Eylem Tok adlı yaratık oğlunu kurtarmak için olay yerine geldiğinde çocuğun çarptığı insanlar hala hayatta. Bir ambulans çağrılsa belki ölen kişi de kurtulacak. Hadi çocuk panikle ambulans çağırmadı diyelim. Eylem Tok da çağırmıyor. Dahası canavar kadın yaralıların telefonlarını da ellerinden alıyor. Yardım çağıramasınlar ve kendisiyle oğlu kaçacak zaman bulsun diye yaralıları ölüme terk ediyor. Uzaklaştıktan sonra bile yardım çağırmıyor. Telefonları atıp kaçıyor. Yaralıları olay yerinden çok sonra geçen bir araç fark ediyor ve yardım ancak bundan sonra geliyor. Bu çok açık bir cinayettir. Bu canavar kadının Amerika'dan iadesi mutlaka sağlanmalı ve cinayet suçuyla yargılanmalıdır. Bu öyle annelik içgüdüsüyle açıklanabilecek bir şey değildir. Buradaki içgüdünün annelikle alakası yoktur. Kaza elbette herkesin başına gelebilir ama burada mesele kaza değil, kazadan sonra işlenen cinayettir. Rahip Branson'ı Amerika'ya iade edenler bu cinayet zanlısı kadını da Amerika'dan iade almak zorundadır. İmamoğlu, Kanal İstanbul varsa İstanbul yok demektir. Bugün YouTube kanalımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığım röportajı izleyebilirsiniz. İmamoğlu, 5 yıl boyunca ne yaptın sorusuna geniş yanıtlar verdi. AKP'li 25 yılda ve hatta onun öncesindeki dönemde yapılan toplam metronun %50'si kadar metro yaptığını, 25 yılda yapılan 130 kilometreye karşın kendi döneminde belediyenin 65 kilometre metro inşa ettiğini anlattı. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroları belediyeye devrettikten sonra eskiden 16 yılda tahsil ettiği bedeli kendi döneminde 10 ayda tahsil ederek belediyeyi mali açıdan iş yapamaz hale getirmeye çalıştığını iddia etti. Temel atmama töreni düzenleyerek iptal ettiği arıtma projesi için bu proje yapılmasın diye kendisini uyaranın AK Partili iki ilçe belediye başkanı olduğunu söyleyen İmamoğlu, Sağ olsunlar. Bu konuda beni uyaran iki belediye başkanı sayesinde o projeyi iptal ettik. O proje hem yüzlerce dönüm yeşil alanı betona dönüştürecek, hem halice hiçbir fayda sağlamayıp tam aksine zarar verecek, hem de şartnamedeki şartı yerine getirebilen tek firmaya yüzlerce milyon dolar vermemize neden olacak bir işti iddiasında bulundu. Kendi döneminde belediyenin yaptığı sosyal yardım miktarının AKP dönemine göre 6 katına çıktığını, AKP döneminde sadece bir öğrenciye yüz binlerce dolar burs verilirken kendi dönemlerinde binlerce öğrenciye burs ve binlerce öğrenciye hem yurt hem de yemek verildiğini anlattı. Rakibi kurum içinse izin almadan tek bir imza bile atamaz, tek bir iş bile yapamaz dedi. İmamoğlu'nun en hassas göründüğü konuysa Kanal İstanbul'du. Eğer kanat İstanbul yapılırsa İstanbul'la ilgili başka bir şey konuşmaya gerek yok. Kent biter. O zaman İstanbul'u unutun dedi. Rakibinin yapmayı vaat ettiği 650 bin konut içinse şimdiye kadar İstanbul'da yaptıkları ortada. 25 yılda Kiptaş dahil yapamadıklarının 10 katını 4 yılda mı yapacaklar? Önce söz verdiği konutları bitirsin dedi. Bu arada düşük gelirli emeklilerin kentsel dönüşüme sokacakları konutlarının İmalat bedelinin %75'ini belediye olarak karşılayacaklarını ve dönüşüm sırasındaki kiralarını da ödeyeceklerini anlattı. Ablanız sizi terk etti ne düşünüyorsunuz dedim. Güldü. Yanıt vermeme hakkını kullandı. Sandık güvenliği ile ilgili endişelere ise merak etmeyin geçen sefer tüm sandıkların başındaydık. Bu sefer de en az geçen dönemki kadar hazırlıklıyız yanıtını verdi. Uzun ama iyi bir röportaj oldu. İzlemenizi tavsiye ederim. Ne zaman insan oluruz? Geleceğin söz konusu olduğu yerde siyasete küsme hakkımız olmadığını anladığımız zaman. Fatih Altaylı